Türkiye sadece Libya'da değil, Türkiye sadece Azerbaycan'da, Suriye'de, Akdeniz'de değil. Türkiye'nin düşmanlarını çatlatan bir Lübnan yükselişi var ve Türk medyasında hiç yer almıyor. Düşmanımızın planının belini burada mı kırıyoruz sorusu geliyor aklıma. Gelin derinlere seyahat edelim. abone olarak destek verebilirsiniz. Lübnan'la güçlü kültürel ve tarihi bağları bulunan Türkiye'nin Lübnanlı yerel aktörler arasında uzlaştırıcı rol oynama ve bu doğrultuda ülke istikrarına katkıda bulunma potansiyeli yüksek. Suriye iç savaşıyla Türkiye'nin Levant bölgesinde artan görünürlüğü Libya'daki gelişmelerle takip eden yıllarda Kuzey Afrika bölgesine taşınmış oldu bölgesel istikrarı tehlikeye atan bu iki ve uzun soluklu iç çatışma sürecinde Türkiye'nin kalıcı askeri siyasi güç olarak belirlemesi, Doğu Akdeniz bölgesinin iki önemli kıyısını oluşturan Kuzey Afrika ve Levant bölgesinde Türkiye'nin desteğiyle belli bir düzeyde istikrarı ve çatışmasızlık ortamını beraberinde getirdi diğer bir ifadeyle Suriye'de meşru muhalefet ve Libya'da meşru hükümetle işbirliği çerçevesinde bu ülkelerdeki gelişmeleri şekillendiren Türkiye desteklediği aktörlerin önce sahada sonra da müzakere süreçlerinde daha etkili olabilmesini sağladı. Bu durum Türkiye'nin bölgedeki kronik sorunlarla uğraşan Yemen ve Lübnan gibi ülkelerde de istikrar unsuru olabileceğine yönelik tartışmaları yoğunlaştırmış durumda. Bu kapsamda Türkiye'nin Son dönemde Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ilgisi hem bölgede hem de Lübnan'da çeşitli değerlendirmelere yol açtı. Türkiye'nin bahsi geçen bölgelerdeki istikrar temelli bölgesel aktivizmine ve dolayısıyla Lübnan'da artması muhtemel nüfusuna üç ana yaklaşım olduğunu belirtebiliriz. Bunlardan ilki Katar gibi ülkeler tarafından savunulan Türkiye'nin bölgedeki rolünün olumlu olduğuna ve desteklenmesi gerektiğine yönelik. Diğeri rekabete dayalı olmasına ve Türkiye'nin artan bölgesel etkisinden rahatsız olmasına rağmen Ankara ile çatışmacı ilişkilerden ziyade işbirliği kanallarını geliştiren İran'ın tutumu. Üçüncüsü ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde kalıcı hale dönüşen bölgesel aktör kurumunu kendi çıkarlarına doğrudan tehdit olarak gören ülkeler ve bu ülkelerin aktörlerin kontrolündeki medya organlarının oluşturmaya çalıştığı dezenformasyona dayalı algı. Bahsi geçen üç yaklaşımdan sonuncusunun Türkiye'nin son dönemde yoğunlaşan Lübnan yönelimine karşı geliştirdiği argümanları temel alan bu çalışma, bu argümanların temel hedeflerini Türkiye'nin Lübnan politikasının boyutları ve dini mezhepsel gruplarla olası ilişkileri üzerinden analiz ediyor. Bu çerçevede Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve bu bölgedeki eski sömürgeci güç Fransa, Türkiye'nin artan etkisini sınırlandırmak amacıyla siyasi ve askeri düzeyde adımlar atarken medyayı da bu amaçta kullanıyorlar. Özellikle kolonyal etkisini yeniden tahkim etme amacıyla bölgeye yönelen Fransa'nın Arap ayaklanmaları sürecinin getirdiği demokratikleşme süreçlerini tersine çevirmeyi temel hedef benimseyen Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in yanı sıra Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını Hukuk dışı yöntemlerle yok saymayı amaçlayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi ülkelerle çok boyutlu ilişkiler geliştirdiği görülüyor. Dolayısıyla bahsi geçen ülkeler Türkiye'nin istikrar unsuru olarak yer aldığı diğer ülkelerdeki faaliyetlerine yönelik kullandıkları söylemi Lübnan'daki girişimlerine yönelik de geliştirdiler. Bu bağlamda adeta ortak dil geliştiren bu ülkelerin medya organları Türkiye'nin Lübnan'da Sünnilerin koruyucusu olmaya başladığını, Müslüman kardeşleri desteklediğini ileri sürdüler. Bu çerçevede Ermenistan'ın dahi dillendirdiği bu temelsiz iddialar neticesinde bu aktörler eski kolonyal güç ve Lübnan'daki kronik sorunların başlıca dış sorumlularından Fransa'yı, Türkiye'yi genel olarak Doğu Akdeniz ve özel olarak Lübnan'da dengeleyici güç olarak desteklediler. Türkiye'nin kalıcı askeri siyasi güç olarak belirmesi Doğu Akdeniz bölgesinin iki önemli kıyısını oluşturan Kuzey Afrika ve Levant bölgesinde Türkiye'nin desteğiyle belli bir düzeyde istikrarı ve çatışmazlık ortamını beraberinde getirdi. Diğer taraftan Şii ve Sünni grupların dışında Maurini, Hristiyan grupların Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn'ın Lübnan'ın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yaptığı Osmanlı karşıtı açıklamalarda da görüldüğü üzere Türkiye'ye yönelik belirli bir olumsuz tutum takındığı görülüyor. Yani bu gruplardan bazıları İsrail'le olumlu ilişkilere sahipken diğer bazı gruplar Michel Avn'ın oluşturduğu özgür yurtsever hareket yani ÖYH gibi İzbullah'la bir dönemdir ittifak halinde. Diğer bir de işte, Lübnan'daki mezhep gruplarında görüldüğü üzere Maroniler'de de çoğulcu ve farklı yaklaşımlar söz konusu. Türkiye ile ilgili çok radikal şekilde olumsuz görüşe sahip olan gruplardan biri de Lübnan iç dış siyasetinde yeterince etkisi olmamasına rağmen Ermeni vatandaşlardır. Türkiye ve bu gruplar arasındaki ilişkilerin düzelmesinin Ermenistan'la siyasi ilişkilere ve Ermeni diasporasının faaliyetlerine bağlı olduğu söylenebilir. Türkiye'nin bahsi geçen bölgelerdeki istikrar temelli bölgesel aktivizmine ve dolayısıyla Lübnan'da artması muhtemel nüfusuna üç ana yaklaşım olduğunu belirtebiliriz. Bunlardan ilki Katar gibi ülkeler tarafından savunulan Türkiye'nin bölgedeki rolünün olumlu olduğuna ve desteklenmesi gerektiğine yönelik Diğeri rekabete dayalı olmasına ve Türkiye'nin artan bölgesel etkisinden rahatsız olmasına rağmen Ankara ile çatışmacı ilişkilerden ziyade işbirliği kanallarını geliştiren İran'ın tutumu. Üçüncüsü ise en başta da söylediğimiz gibi Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde kalıcı hale dönüşen bölgesel aktör konumunu kendi çıkarlarına doğrudan tehdit olarak gören ülkeler bahsi geçen üç yaklaşımdan sonuncusunun Türkiye'nin son dönemde yoğunlaşan Lübnan yönelimine karşı geliştirdiği argümanları temel alan bu çalışma bu argümanların temel hedeflerini Türkiye'nin Lübnan politikasının boyutları ve dini mezhepsel gruplarla olası ilişkileri üzerinden analiz ediyor. Lübnan'daki diğer önemli mezhep grubu Dürziler ve özellikle bu topluluğa öncülük yapan İlerici Sosyalist Partisi yani PSP açısından değerlendirdiğimizde Türkiye'nin Beşer Esed rejimi karşıtı tutumuna sahip olan ve Saat Hariri öncülüğündeki Gelecek Partisi ile ittifak halinde bulunan PSP ile de belirli bir çerçevede ilişki geliştirmesi mümkün görünüyor. Bu yüzden Doğu Akdeniz'deki enerji rezervleri ve bu rezervlerin dünya pazarlarına ulaştırılması açılarından sahip olduğu stratejik önemin yanı sıra Lübnan gibi farklı mezhepsel dini grupları içerisinde barındıran bir ülkenin Türkiye'nin istikrar sağlayıcı rolüne ihtiyacı olduğu açıktır. Farklı mezhep gruplarının arasındaki siyasi çatışmaların sistemsel bölünmelerle kronik hal aldığı Lübnan'da Türkiye destekli muhtemel bir istikrar ortamının Orta Doğu'daki diğer çatışma alanlarına da olumlu katkı sağlayacağı söylenebilir. Fransa ve desteklediği bahsi geçen aktörlerin Türkiye'nin istikrar sağlama merkezli Lübnan yönelimini yeni Osmanlıcı ya da Sünni merkezi şeklinde nitelendirmesi tamamıyla ironik bir durum. Daha açık ifade etmek gerekirse uzun zamandır çoğunlukla Marunilere endeksli bir Lübnan yönelimi benimseyen Fransa'nın bahsi geçen aktörler tarafından tarafsız ve tüm gruplarla iletişim halinde olarak sunulması ve kapsayıcı bir Lübnan yönelimine sahip olan Ankara'nın sünni temelli ve işgalci şeklinde adledilmesi mevcut ve tarihsel gerçekliklerin bilinçli çarpıtılmasına işaret ediyor. Hali hazırda Lübnan kültürel ve tarihi sahasında güçlü bir zemini ve karşılığı bulunan Türkiye'nin kendilerinden destek gördüğü Lübnan'daki Sünni ve Türkmen aktörlerin dışındaki diğer gruplarla da çeşitli alanlarda ortak noktaları ve buna bağlı olarak Lübnanlı yerel aktörler arasında uzlaştırıcı rol oynama kapasitesi bulunuyor. Dolayısıyla mezhep odaklı davranmadığını belirten, kapsayıcı ve insani yardım odaklı hareket eden ve Lübnan'ın her alanda yeniden inşa edilmesine katkı sağlayan aktör olarak Türkiye'nin bahsi geçen kara propaganda merkezli söylemlere rağmen Lübnan istikrarına katkı sağlama potansiyeli yeterince yüksektir.